Bölge Haber Ajansı olarak Sultanbeyli halkına erken seçim olsa hangi parti oy verirdiniz sorusunu soracağız. Bakalım vatandaşlarımızın fikri ne yönde olacak? Erken seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Şu anda AK Parti'ye veririm burada. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Çünkü geçmişe baktığım zaman tamam, ne kadar geçmişte 10 lira kazanıp da ileride 20 lira kazanacağına inanarak gelen insanlar varsa, şu an 50 yaşındaki adam şuna bakıyor. Geçmişteki yaşantısına ve şu ankine bakıyor. Ama ben şu anda kendi halime bakıyorum. Evet, halimle 20 lira kazanıyorum. Bana bir bardak su veriyor ama tuzu da alıyor benden. Yani şöyle anlatayım ben size. Şu anki durumum benim, atıyorum iş bulamıyorum. İş bulamama sorunu yaşıyor diyor çoğu insan, işsiziz diyor. Ama işsizlik yok aslında. Hani işsizim diyen adam benim yanıma gelsin, ben her türlü ona iş bulurum. Bizim halkımızda, gencimizde çalışma hissi gerçekten gram yok. Bu bende de yok. Bunu söylüyorum. Ben kalkıp da fiziksel olarak çalışmayı isteyen biri değilim. Ben uçak bakım mühendisi okumuş adamım ama şu anda işim yok. Niye yok? Ben çünkü şunu kabul etmiyorum, kendime yakıştıramıyorum. Ben o kadar sene okudum diyorum ve kalkıp ben 4000 lirayla çalışsam bu benim zoruma gider. Çünkü benim mesleğimi burada Türkiye'de uçak bakımcılar zaten sanayici gibi görünüyor. Hani sanayicileri aşağılamak gibi bir durum yok da burada. Daha çok böyle bizim halkımızın anlayışsızlığı var aslında. Nasıl diyeyim? Kalkıp işte adam diyor ki hani babam bile beni kaportacı olarak görüyor. Oysa ki ben uçan motorunun içine, aerodinamini, her şeyini bilen bir adamım. Ama bizim halkımız hani konuşmak çok şey istiyorum ama burası çok uzun sürer ve sonunda muhtemelen burada ya ben biriyle kavga ederim. Ama sadece şunu söyleyeyim, geçmiş kendi zamanına bakıyor. Hani 40 yaşındaki adam önceki hayatına bakıyor. Diyor ki şu anda diyor daha iyi bir durumdayım, buna dayanarak oy veriyor. Şu anki gelecek, şu anki bizim neslimiz ise şu anki durumuna bakıyor. Gelecekte daha iyi bir yer gelir mi gelmez mi bunu bilmiyor. Bizimkiler de diyor ki geçmişimiz, bizim babalarımız, dedelerimiz diyor ki biz diyor kötü bir yerden geldik, farkındayız bunun ve şu anki durum iyi bizim için. Ama daha iyisi gelir mi gelmez mi bundan korkuyorlar. O yüzden şu anda AK Parti'yi seçiyor zaten çoğu kişi. Ama ben mesela şu anda AK Parti'yi seçme nedenim benim geçmişim, durumu görmüş, yaşamış bunu, ne zorluklar yaşadıklarını anlatmış bana ve şu anki daha iyi bir durumdalar. Onlar için daha iyi bir durum şu anda. Şu anda eğer bir kapalı bir kadın, özgürlük adı altında bir ülke yönetirken kalkıp da kapalı bir kadını askeriye almayıp benim annemin saçını açmaya çalıştılar. Buna izin vermedi babam tabii ki de. Ama öyle bir durumdan şu anda bir kadın özgürce istediği yerde gezebiliyorsa, taciz olaylarından falan bahsetmiyorum. Sadece kapalılık veya tesettüre girip istediği yerde gezebiliyorsa bu şu anda AK Parti hükümeti sayesinde oluyor. Ama özgürlük deyip zamanında çok kez başımıza sıktılar bizim. Atıyorum takke takıp içeri atılanı mı dersin? Şalvar giyip içeri atılanı mı dersin? Başa gelen hükümet kimse onun ideolojisine göre yönetildi bu ülke her zaman. Ve hiçbir zaman hani özgürlük adı altında yapıyoruz diyorlar ama hiçbir zaman özgür bırakmadılar insanlar. Ne bileyim, CHP zihniyeti geldi zamanında, dedi ki kardeşim dedi üniversiteye kapalı giremezsin. Niye? Giremezsin. Kapalısın sen. Her yerden dışladılar. Ve dışladıktan sonra şu anda eğer kalkıp da CHP zihniyetinden bir insan kalkıp şurada alkol içebiliyorsa ve kim sonra gıkını çıkartmıyorsa, terbiyesizlik yapmadığı sürece şu köşeye oturup birasını alıp içebiliyorsa ve buna kalkıp hükümet bir şey demiyorsa bu özgürlüktür. Çünkü iki taraf da istediğini yapabiliyor. Ama eskiden kapalı kadın üniversiteye giremez. Başında takya varsa devlette beklersin. Eğer CHP oy vermediyse açıkçası sen yanlarında bulunamazsın onların. Ama şu anki durumda şöyle söyleyeyim, benim CHP'li çok arkadaşım var. Benim MHP'li de çok arkadaşım var. Her görüşten arkadaşım var. Benim bizzat PKK'yı sonuna kadar destekleyen arkadaşlarım da oldu. Ben o adamlarla kalkıp tartışma yarattım. Tartışma ama hani normal bir tartışmaydı. Konuşma şeklinde geçiyor. Kalkıp da birbirimize sallamıyoruz ya da vurmuyoruz. Ama bizim halkımıza tartışma dediğin zaman illaki bir kavga olmasını istiyorlar. Bunu bekliyor halkımız bizim. Çünkü böyle büyümüş. Tamamen şiddet içerisinde büyüyen bir halkı. Sürekli kavga ve kaosla beslenen bir halkı. Çünkü sürekli şiddet görerek büyümüşüz. Ama şu anda şunu söyleyeyim. AK Parti'ye oy verilir. Hani CHP'ye versem ne olur? İmamoğlu'nu şu anda görüyorsunuz. İmamoğlu'nun yaptıkları hani suyu bedava yapacağım dedi. Suya gelen zamın haddi hesabı yok. Ve şöyle söyleyeyim ben size. gördüğünüz gibi gereksiz yere, çünkü kendilerine laf geleceklerini biliyorlar. İçmişte ben hiçbir zaman su kuyruğu beklemedim diyen bir tane insan varsa çıksın. Çıkacak insanlar. Neyi anlatıyorsun sen ya? Bolluk var. Şu anda milletin durumunu belli ya. Eski durumları anlatma ya. Eskide gelenler eskiden ya. Hani şimdi varlıktan yokluk çekiyor millet ya. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Bunun davranışını eskiden de gösterecektiniz. Kenan Evren'in darbe yaptığı zaman %90 evet anayasasına, darbe anayasasına %90 evet diyen halk, bir de evet dedi. %92'si evet dedi. Sözünü millet tamamlasın bakalım, evet ver ondan sonra. Tamam. Evet dedi halkın işte. O zaman tepki gösterilmediyse bir dakika. Baskı vardı. Baskı vardı. Şu anda baskı yok mu? Var baskı işte şu an. Baskı mı var? Bak, size yemin ediyorum ki senin koruman alındı, polis geldi diyor ki sen diyor böyle şey yapamazsın diyor. Vatandaş mağdur. Allah Allah. Evet. Allah, tam tersinden gidiyorsun sen de. Sen neresi mağdur ya? Firavunlaşmışız. Firavunluktan uçuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim halkımız zamanında Kenan Evren'in darbe anayasasına %90 evet veren bir halk. Hani o zaman baskı vardı. Darbe anayasasına %90 evet verdim. Şimdi sesimi çıkartabiliyorum. Hani Erdoğan'a diktatör diyen insan şu anda sesimi çıkartabiliyorsa, kalkıp da bir şey söyleyebiliyorsa demek ki şu anda baskı yok. Var nasıl? Baskı mı var? Var. Peki sen şu anda ne baskı eski... var? Var abi. Ne baskısı? Konuşan niye hapse giriyor abi? Ne istediğini yap. Konuşan konuşan niye hapse giriyor? Konuşuyorsun işte. Ya işte konuşuyorum ama ben burada konuşabiliyorum. Siz eski. Yok abi, konuşan hapse giriyor burada. Bu devlette konuşan hapse giriyor. 18 yaşındaki genç şu an sana konuşabiliyorsa demek ki bu devlet bitmiştir. He işte. Aynen kardeşim. Eskiyi görmedik, eskiyi yaşamadık siz. Eskide kaldı dayı. 2000'den öncesini unut. Geleceğe bakacak. Geleceğe giriyor. Ve bugün bu telefonu alıyorsam, bak telefona bak. Hani diyorsunuz ya, cebindeki telefonu çıkar gençler, al. Bak gör, kullanılır telefon. Ben telefon alamıyorum. Niye? Ya bırak dayı ya. Kaç kişi var? Kaç kişi? Gençlerimiz çalışmak istemiyor. Çalışmak zorunda kalıyorum. Niye? Ya bırakın, siz bitmişsiniz. Erken seçim olsa şu an hangi partiye verirsiniz? CHP. Neden CHP? Vallahi çok iyi iş yapacaklarını düşünüyorum. Şimdiye kadar yapamadılar ama yapacaklar inşallah. Peki şu anki mevcut iktidardan memnun değil misiniz? Hiç değilim. Neden memnun değilsin? Ya onu da bende kalsın. Neden AK Parti? Daha neden vermeyeyim ki? Her istediğini yapıyor. Hastaneler, yollar. Yani yapmadığı bir şey yok ki. Dur ben sana bir şey anlatayım da neden ben MHP'liyim, MHP'ye oy veririm başka. Bundan bir hafta önce beyinden ameliyat oldum, beyinden. Bugün bir beyin ameliyatı kaç para biliyor musun normalde? En az 100.000 lira. Yani 100 milyar piyasada ameliyat olsun. 1 lira para vermedim. Ya 1 lira ya, Allah rızası için 1 lira para ver de çık. Ha belki iyi bir hükümet mi? Değil. Niye değil? Enflasyonu görüyorsun, her şey ateş pahası. Ama gel diyelim bir yerde de iyi tarafları var. Kime verelim? Sana sorayım. Kime oy verelim? He? Ben bir şey diyemem. Sen de bana aynı soru soruyorsun. Kime verelim? Veya kamerana soralım. Kameraya kime verelim oyu? Birine verelim oyu. Ben AK Parti'den başka parti yok diyorsun. Ben AK Partili değilim ki. AK Parti'ye vermiyorum oyu. Ben AK Partili değilim. Ben MHP'liyim. Ama AK Parti'den memnunsunuz. Memnunum şu an. Ekonomi iyi gidiyor mu peki sizce? Ekonomi çok iyi değil. Ekonomi 2 senedir böyle sallantıda. Düşecek yani. Sıkıntı yok. Ama de geldi Türkiye, dünyanın ekonomisi böyle. Sadece Türkiye'nin değil ki. Dikkat ederseniz dünya aynı vaziyette dönüyor. Pandemiden dolayı. Yine biz iyi yaşıyoruz Allah'a şükür. En azından ekmek buluyorsun. Sizce efendim erken seçim olsa hangi partiye veririz? AK Parti ya. Evet. Neden AK Parti? Bundan iyi çalışacağız o yok şu ana kadar yani nizelerini gördük şu ana kadar, geldik geçtik 50-60 yaşına geldik yani bu ana kadar hangisini görelim? Onun dediği gibi ben hastanede ameliyat oldum, mide ameliyatı, kuruşsuz şey ettim yani devlet ne verecek, her şeyi ağzımıza mı koyacak, ne isteyelim? Peki ekonomiden memnun musunuz? Gidişat iyi mi sizce? Ya ekonomiden memnun değil de yani ne varmış ekonomide? Her şey yolunda mı? Yolunda, her şey yolunda. Dört dörtlük yani. Bundan iyisini can sağlığı. Ne istiyorlar daha? 250 lira şu anda eleman bulamıyorum. Bak arkadaşa yalvarıyorum, 250 TL sana günlük veriyor. Yeme içme bana ait, götüremiyorum. Sen ne ekonomisinden bahsediyorsun? Şurada %90'la eleman bulamıyoruz. İnşaatta çalışmaya eleman bulamıyoruz. Yani insanlar keyfi mi çalışıyor? Keyfi para kazanmayı istiyorlar. Başka bir şey yok. Hazırcı. Adam bulamıyor. Arkadaşlar bir saat onu bu bahsediyor. Adam bulamıyorum inşaata götürmeye. Adam babasını bakmaz, devlet para verir. Hastasını bakmaz, para verir. Anasını bakmaz, para verir. Her şey hazır. Niye çalışayım? Niye çalışayım? Ben 13 tane kart saydım orada. Engelli kartı 13 tane. Bankamatikten çeki rahat. Niye çalışayım ki? Siz efendim erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Valla ben 16 senede AK Parti'ye veririm ama bundan sonra yok valla. Geçen sene ben vermedim. Neden AK Parti'ye artık vermeyeceksin? Her şey çökmüş, ekonomi çökmüş. Bak ben 3,5 milyar maaş alıyorum. Ama hiç ortada para yok. Yetişmiyor yani. Ekonomi çok yüksek. Onun için yani her şey gülü gülistanlık gözüküyor ama öyle bir şey yok valla maalesef. Peki keyfi çalışmıyor dediler az önce. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretle, şimdiki nesil asgari ücretle çalışmaz bir kere. O şey, abi öyle gözüküyor ama öyle diyor ama öyle değil. Yani bak ben kaç sene çalışıyorum. Yaklaşık 20 üzerinde bir çalışmam var. Benim aldığım maaş 3,5 lira. Ben bunu nasıl şey geçireceğim ki? Ne çoluk çoluk geçiriyorum, her şeyi yani o şekilde. Vallahi. Teşekkür ederim. Siz erken seçim olsa hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? İstikrar var, düzen var. Yani çalışana iş var şu anda. Çalışana her yerde iş var ama çalışmayan, parayı beğenmiyor onlara, iş yok. Ben emekliyim şu anda, çalışıyorum mesela. İşim oldu yani. Şu anda tanıdıklarım var, çalışmıyorlar. Babalarından alıyorlar. İşe gitmiyorlar. Şimdiki nesil hiç çalışmak istemiyor. Hazır. Her şey hazır istiyorlar. Bu şekilde. Peki ekonomi nasıl sizce? Gidişat iyi mi? Şu anda biraz pahalılık var. Ama bu böyle gitmez yani. İlla ki düzelir. Yani düzeltirse de gene Tayyip düzeltir. O düzelmez. Vallahi senesi de var, bir dahaki senesi de o nasıl düzelecek? Yok abi. Kim düzelecek? Kılıçdaroğlu mu düzelecek? Onu kendine manfaat ve kime manfaat olacak? Kılıçdaroğlu değil de abi. Bir çare bulmaları lazım. Abi böyle olmaz ama. Yaparsa gene AK Parti yapar. Ya AK Parti yapar da abi. Zaten belli şu anda zaten. Ben de 16 sene verdim. Şu anda kriz var oluyor da yani aşı var, hastalık var bilmem ne. Bir insana hayatında değişiklik olmadığı zaman niye daha sürekli vermek bir anlamı yok yani. Tamam da yani tamam yol yapılıyor, şey yapılıyor ama yani onlara bitmiyor. Her şey yapıyor ama biraz daha insanın hayatı kolaylaştırmaları lazım. Yani öyle mi? İşin gerçeği yok. Çalışan her yerde iş var. Farz et ki ben şu anda 25 sene de çalışıyorum. Ben presçiyim şeyde, fabrikada. Evet. Benim aldığım maaş 3,5 lira. Ben 3,5 lira kaç gün geliyor? Yemin ederim var ya, 10 güne maaş etmiyor, 10 güne. Vallahi diyorum. Ben sana yemin ediyorum. Şükür eder yani. Bilmesen. Şükür mü etmeliyiz yani? Hayır yani. Abi bir şükrediyoruz. Yani bu alıyor şu anda diye 3,5 milyar alıyor. Vallahi 3,5 milyar alıyor. Ben alıyorum 2,5 milyar lira. Artı eksi iş yapıyorum. Yine çalışıyorum. Yani şu anda biz harıl zaten günlük 11 saat çalışıyoruz. Gözünü seveyim, yapma etme.